için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam, kripto para piyasa değerimizin 860 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu paranın 583 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. TradingView'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tabloya gelince arkadaşlar, hatırlarsanız haftalardır maksimum şu mavi alandan veya onun üstündeki önceki tepe noktası olan 73 seviyelerinden bu alanın herhangi bir yerinden net olarak nereden olacağını öngörebilmek mümkün olmadığını söylemiştim. Ama bu alanın herhangi bir yerinden maksimum 73 seviyelerinden artık dominansın geri gelmesine inanacağımı sizlere ifade etmeye çalışmıştım arkadaşlar. Nitekim dün tam da öyle oldu. Dünkü videomu çekerken üstünde olsak da kapanış %71 seviyesindeki desteğin bile altında gerçekleşti. Ama şu 70 seviyelerindeki bu mavi alanın alt kanadından da destek buldu. Bugün altındayız. Bakalım günlük kapanış bugün bu şekilde gerçekleşir. 70'in altında gerçekleşirse o zaman dominansta kritik destek alanımız olan %67.10 ve %66.4 seviyelerini izleyeceğiz destek olarak. Bunların hemen altında yeni eklediğim bir şey tabloya, şurada Eylül'den beridir devam eden dominans artışındaki yükselen dipleri birleştirdiğimde oluşan net bir trend hattımız var. Dolayısıyla bu trend hattının kırılması muhtemelen dominanstaki gerçek düşüşleri başlatacak süreç olacaktır. Bakalım önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. İlk izleyeceğimiz destek bu olacak. Onun hemen altında da, ki önümüzdeki günlerde denememiz durumunda hemen hemen %65'lere denk gelen bu trend hattımız var. Bu alanları kısa vadede izlemeye devam edeceğiz. Bugünün günlük kapanışının bunun altında olması dominans düşüşünü teyit etmek için önemli bir gösterge olacaktır diye düşünmeye devam ediyorum bu tarafta arkadaşlar. Dolayısıyla dominansta işler aslına bakarsınız tekniğe uygun bir şekilde hareket ediyor. Bugün çok daha düşük seviyelerdeydi ben videomu hazırlarken, ama şu son 1-2 saattir gördüğümüz Bitcoin temelli satışlar var. Bunlar piyasayı birazcık karıştırdı, tedirginliği arttırdı gibi gözüküyor. Birazdan değineceğim, o da dominansın artışına sebep oldu. Çünkü Bitcoin'de sert diyebileceğimiz hareketler gördüğümüz zaman hangi yönde olursa olsun, aşağı veya yukarı, dominansta artışlar görüyoruz. Ama bu dominansın bunun altında kapanması ve düşme trendine girmesi durumunda artık arkadaşlar Bitcoin'deki biraz daha stabil hareketler ve altcoin'lerdeki hareketliliği görmeyi umuyorum bu tabloya da bakınca arkadaşlar. Gelelim total 2 tablomuza. Total 2 tablosu da Bitcoin'i piyasa değeri anlamında hesabın dışına çıkartıp sadece altcoin piyasa değerlerine bakan bir tablo. Dolayısıyla buradaki yükselişlerde altcoin'lere para girişini, aynı zamanda da para çıkışı olmadığını bize gösteriyordu. Son günlerde çok fazla para girmese de para çıkışı olmadığını size günlerce, haftalarca burada anlattım ve altcoin'lerin her şeye rağmen kuvvetli durduğunu söylemiştim. Nitekim 5 Ocak'a kadar şu alana sıkışmış olanın üstüne çıkmamız durumunda momentumun artacağına inandığımı da söylemiştim. Aşağıya olursa aşağı yönlü, yukarı olursa yukarı yönlü. Burada da teknik çok net bir şekilde çalıştı gibi gözüküyor. Dünden önceki gün üstünde net kapanışla beraber dün çok kuvvetli bir momentum gördük. Bugün biraz önce dediğim gibi, birazdan değineceğim Bitcoin satışlarıyla beraber şu anda piyasada biraz tedirginlik arttı. Ama netice itibariyle dünün kapanışını 250 milyar dolarların üstünde yaptık. 250 milyar dolardan 400 milyar dolara kadar aslına bakarsanız altcoin piyasa değerlerinde çok fazla teknik bir direnç söz konusu değil. Şu 250 milyarın üstünde kalmamız muhtemelen yukarı yönlü trendin devam etmesini sağlayacaktır bu tabloya baktığımızda. Ama bu tablo tabii ki Bitcoin dominansından, dolayısıyla Bitcoin fiyat hareketlerinden bağımsız düşünebildiğimiz bir tablo değil. Her ne kadar teknik anlamda çalışsa da haftalardır bunları da mutlaka hepsini beraber değerlendiriyoruz. Onu da unutmayın.
yapmamak lazım. Yani bunun üstüne çıktı kesin altcoin'lerin piyasa değeri artar diye bir düşünceye girmemek lazım. Her ne kadar burada oldukça iyi çalışsa da arkadaşlar destekleyici bir tablo olduğunu unutmamak lazım. O anlamda bir akıl karışıklığı olabilir. Onun önüne geçmek adına bunu söylüyorum. Yine altcoin'lerin piyasa değeriyle alakalı dolayısıyla dominansı etkileyebilecek faktör olarak Ethereum Bitcoin paritesini konuşmuştuk. Ethereum Bitcoin paritesi de insanların Bitcoin'lerini Ethereum'a çevirmesi dolayısıyla Ethereum liderliğinde altcoin'lere çevirmesi anlamında bize yol gösterici bir göstergeydi bildiğiniz üzere. Şu trend hattını uzun süre konuştuk. Onun altında alçalan diplerin oluşturduğu şu sarı trend hattını konuşmuştuk. Burayı 25.000 seviyesini yitirmemiz durumunda altımızda 22.850 seviyelerinde bir destek olduğunu konuşmuştuk. Ethereum Bitcoin paritesinde nitekim tam olarak oradan 2 gün önce destek bulduk ve çok kuvvetli bir momentum burada devam etti. Bu trend hattı artık bence geçerliliğini yitirdi. O yüzden siliyorum. Burada arkadaşlar bir fake out olmasına rağmen şunun bir falling wedge olduğunu yani alçalan kam olduğunu da görüyorum. Alçalan kamalar boğa sinyalleri veren formasyonlardır. Dolayısıyla bunun üstünde bir günlük kapanış gelmesi durumunda bugün çalıştığını düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Üstümüzde 33.780 seviyesinde Ethereum Bitcoin paritesinde bir direncimiz var. Asıl 33.780 seviyesinin üstünde de günlük kapanışı yapabilirsek o zaman önceki tepe noktası olan 39.800 seviyelerine kadar önümüzde bir direnç yok ki 39.800 seviyesi aynı zamanda formasyon hedefimiz olarak konuşabileceğimiz de bir yer aynı zamanda. Dolayısıyla şu anda 3 tane göstergeye bakıyoruz. Dominansla ilişkili dolayısıyla altcoin'lerdeki hareketliliği göstermesi anlamında bu 3 göstergede de olumlu sürecin içindeyiz gibi gözüküyor. Bugünün günlük kapanışı belki hafta başı olduğu için dünün günlük kapanışı çok net bir şekilde olumlu bir göstergeydi. Ama bugün hafta başı Bitcoin'de de biraz kararsızlıklar var. Dolayısıyla bugünün günlük kapanışı bize yarın daha net bir şeyler söyleyecek diye düşünüyorum. Ama şu anda zaten dünden beridir gördüğümüz altcoin hareketlilikleri bunu gösterdi. Dolayısıyla altcoinler için iyi bir sürece giriyor gibi geliyor bana bu göstergelere bakınca arkadaşlar. Dolayısıyla bu konudaki öngörülerimizin, teknik anlamdaki öngörülerimizin isabetli olduğunu da bizlere gösteriyor. Meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 10.7 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Hafta sonu genelde hacimler düşüyor olmasına rağmen son aylarda hafta sonları daha çok hareketlilik görüyoruz. Dolayısıyla borsa hacimleri hafta sonu olmasına rağmen bırakın düşmeyi çoğu zaman yükseliş gösteriyor. Dolayısıyla oldukça trade iştahının devam ettiğini bize gösteren önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Gelelim şimdi Bitcoin fiyat tablomuza arkadaşlar. Bitcoin fiyat tablomuzun son halinde en kısa vadede konuşabileceğimiz destek alanlarını konuşacağım. Çünkü dün çok detaylı bir teknik analiz yaptım. Bugün sadece güncel seviyeleri konuşacağım. Dünkü videomda daha detaylı bir şekilde izlemek isteyen arkadaşlar dünkü videomdan yararlanabilirler. Onu söyleyerek hemen başlıyorum. Şimdi Bitcoin'de ilk izleyeceğimiz destek alanımız arkadaşlar dün de ifade ettiğimiz gibi 30.000 psikolojik eşiği olacak. Bitfinex tablosunda tam olarak gözükmese de Bitstamp tablosunda 30.000 seviyesinden şu mumun döndüğünü görmüştük. Bitstamp referans bir borsadır. O yüzden 30.000 seviyesi psikolojik de bir eşik olduğu için burayı önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. 30.000 seviyesi en kısa vadede izleyeceğimiz teknik destek alanımız. Haftalık bazda tablolara baktığımızda çok fazla destek ve direnç alanları konuşabilmemiz mümkün değil. Çünkü parabolik bir hareket var bildiğiniz üzere. Ama kısa vadede en azından bu 26.000, 27.000 seviyelerinde, 23.000, 24.000 seviyelerinde fiyat hareketleri olduğu için bir şeyler konuşabilmek mümkün oluyor. O da bizler açısından, analistler açısından önemli bir gelişme elbette. 30.000 seviyesini yitirmemiz durumunda ise ben her ne kadar şuradaki arkadaşlar tepe noktalarının bir destek vermesinin mümkün olacağını düşünsem de yani hemen hemen 27.600 seviyeleri çok fazla alan konuşup da akıl karıştırmamak adına burada en çok ağırlık verdiğim alanları konuşmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. En çok ağırlık verdiğim alan öncelikle beni izliyorsanız bilirim
bilirsiniz. Ben Fibonacci seviyelerine, ki Fibonacci seviyelerinde de en çok Golden Pocket, yani 0.618-0.65 aralığına gelen alana ve 0.786'ya önem veren bir insanım. Nitekim geçtiğimiz günlerde artık kısa vadeli tepemiz oluşmuş gibi gözüküyor. O tepemizden dip seviyelerimize Fibonacci retracement uyguladığımızda bu tepeden şu trendin dip seviyesi, kısa vadeli trendimizin dip seviyesine bunu uyguladığımızda, özür dilerim, buradan bu dipten buraya uyguladığımızda destekleri görüyoruz. Tepeden dibe uyguladığımızda dirençleri görüyoruz, bildiğiniz üzere Fibonacci retracement indikatöründe. Burada golden pocket'imiz 26.845 ile 26.430 seviyelerine denk geliyor burası. Onların hemen altında ise burasının kritik olacağını düşünüyorum. Destek açısından paralel direnç destek alanımız olan 25.900 seviyesi var. Dolayısıyla 26.845 ile 25.900 alanının oldukça kritik olduğunu düşünüyorum. 30.000'in kırılması durumunda. Dediğim gibi 27.000 seviyelerinde, 27.500, 27.600 seviyelerinde bir destekle karşılaşmam mümkün olsa da ben asıl kuvvetli desteğin bu alan olduğunu düşünüyorum. 26.845 ile 25.900 seviyelerinde kısa vadeli bir destek olacağını, buraya kuvvetli bir şekilde satışlar devam etse de en azından bir tepki alacağımızı düşündüğüm alan asıl olarak burası olacak arkadaşlar. 25.900'ü yitirmemiz durumunda ise burasının oldukça kritik olduğunu düşünüyorum kısa vadeli trend açısından da. Buraya kadar bir düzeltme son derece sağlıklı ama buranın altı birazcık riski arttırıyor çünkü trend bozuluyor arkadaşlar. Şurada hemen hemen Kasım'dan beri gelen bir trend hattım var. Onun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü kısa vadeli trendin devamını görebilmek adına. Burada Fibonacci 0.786 seviyesi de 24.660 seviyelerine denk geliyor. Dikkat ederseniz trend hattım da hemen hemen o seviyelere denk geliyor. Önümüzdeki günlerde denememiz durumunda. Bu arada bu ses için özür diliyorum. Yan ofislerde bir tadilat var. Bekledim bitmesini ama bir türlü bitmek bilmedi. O yüzden videoyu da çok geçmemek adına, çok geç ulaştırmamak adına çekmeye karar verdim. Kısım kısım o ses gelebilir. Onun için tekrardan sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Nitekim burası 24.600-24.500 seviyeleri oldukça kritik olacak gibi gözüküyor bizler için arkadaşlar. Nitekim şurada da, şu tepe noktası da oldukça önemli bir, aslına bakarsanız kısa vadeli dirençti. Şimdi buranın desteğe dönüşmesi muhtemel. O da zaten 24.000 seviyelerime denk geliyor. Dolayısıyla 24.600 ve 24.000 seviyeleri bu alan çok kritik. Bu alanın altına düşmemiz durumunda 4 saatlikte bir teyit olur. Günlük bazda bunun altında günlük mum kapatmamız durumunda kısa vadeli trendin bizi daha aşağı seviyelere taşıyacak bir momentum yaratabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede bu alanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 30.000 ilk izleyeceğimiz alan. 30.000'i yitirirse şu alan kritik, ama en kritik olan, yani bu alandan dönmesinde bir mahsur yok ama en çok riskin arttığı alan burası. Bu alanı hiç yitirmememiz gerekiyor kısa vadeli trendin yönünü değiştirmemesi adına. Dolayısıyla kısa vadede uzun uzadıya bu kısa vadeli alanları da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bunları izleyeceğiz. Dediğim gibi biraz daha orta ve uzun vadeli haftalık bazda değerlendirdiğim tablomu izlemek isteyen arkadaşlar için dünkü videomu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Willy Wu'nun bir tweet'i var. Willy Wu özellikle on-chain metrikleri dizayn etmesiyle ünlü bir isim. Çok önemli bir temel analist. Şöyle söylüyor: bir daha 20.000 seviyesinin altına düşmeyeceğiz diyor. Bunun içinde 24.000 seviyesinin son derece kritik olduğunu, 24.000 seviyesinin kırılması için de bir Black Swan event dediğimiz, yani mesela Covid-19'un Mart ayında yarattığı etki gibi olağanüstü bir durum, piyasada olağanüstü bir korku yaratacak bir durum olmaz ise 24.000 seviyesinin kırılacağına inanmadığını söylemiş. 24.000 seviyesinin kırılması durumunda ise böyle olsa bile 20.000 seviyesinin altına düşmeyeceğimize inandığını söylemiş arkadaşlar. Ben açıkçası kendi tecrübem ışığında şunu söyleyebilirim ki ben hiçbir zaman mutlak olarak herhangi bir alanın altına düşmeyiz, herhangi bir alanın üstüne çıkmayız şeklinde bakan bir insan değilim. Bu piyasada öğrendiğim bir şey var: asla
asla dememek gerektiğini biliyorum. Çünkü bundan önceki dönemlerde 2017'den bu zamana elbette çok şey değişti ama 2017'deki rallide 20 bin seviyelerindeyken çok fazla analist hatırlıyorum ki, çok fazla insan hatırlıyorum ki artık 10 binin altına asla düşemeyiz diyen, ama 3 bin seviyelerine kadar düşmüştük 2018'in son aylarında. Dolayısıyla asla dememek gerektiğini ben piyasada öğrendim. Winnie Wu son derece saygı duyduğum bir analist. Çok yararlanıyorum çalışmalarından ama yine de bu konuda hüküm vermesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Onu söylemiş olayım ama kendisinin düşüncelerini de aktarmak benim görevim elbette arkadaşlar. Şöyle ki Kim Yeon-woo'nun biliyorsunuz Crypto Quant'ın CEO'su. Verdiği bilgiler on-chain metrikler açısından son derece önemli. Cumartesi günü Coinbase Pro borsasından, ki Coinbase Pro kurumsal yatırımcıların kullandığı bir borsa, Coinbase'in kendi perakende borsasından farklı, oradan cumartesi günü 35 bin Bitcoin'in çekildiğini gösteren bir veri olduğunu söylemiş ki bu 1 milyar doların üstünde bir dolar karşılığı değer demek. Aynı zamanda bir gün önce de 12 bin Bitcoin aynı şekilde bu borsayı terk etmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz borsalardan Bitcoin'lerin çıkması yatırımcıların Bitcoin'lerini kendi cüzdanlarına çekmeleri, ki kurumsal yatırımcı kendi cüzdanından ziyade bu custody hizmeti veren, yani saklama hizmeti veren firmalardan yardım alıyorlar ki Coinbase'in öyle bir hizmeti de var. Dolayısıyla bunların çekilip o cüzdanlara aktarılması uzun, orta ve uzun vadede fiyatın daha da yükseleceğine inancı tasvir ettiğini defalarca anlattık burada. Dolayısıyla bu miktarda Bitcoin'in çekilmesi de aslına bakarsanız Kim Yeon-woo'nun ifadesiyle kurumsal yatırımcının FOMO'su anlamına geliyor. Kimse geride kalmak istemiyor. Herkes elinden geldiğince fazla Bitcoin almaya çalışıyor şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü Financial Times gazetesindeki 132 yıllık bir gazeteden bahsediyoruz arkadaşlar. Dünyanın en çok tercih edilen, global anlamda en çok okunan finansal gazetelerinden, yayınlarından bir tanesi. Bitcoin'i ilk birinci sayfasına taşımış, rallisinden bahsetmiş. Önemli olan şu, bundan önce ana akım medyada her zaman Bitcoin'le alakalı haberler geldiğinde fix kullanılan bir ifade vardı, balon ifadesi. Bu sefer bu ifadenin geçmediğini söylüyor. Bu değerlendirmede şuna vurgu yapıldığından bahsediyor U2day gazetesi. Özellikle kurumsal yatırımcının ilgisinin fiyatı buralara taşımakta çok belirleyici olduğunu, ki bunun aynı zamanda Bitcoin'i mevcut finansal dünyaya, finansal sisteme de entegre ettiğini de ifade etmişler. Aynı zamanda PayPal'in de bu konuda çok fazla kitlesel adaptasyon açısından önemli olduğunu da ifade etmişler bu haberde. Dolayısıyla oldukça büyük bir gelişme olduğunu ben de düşünüyorum arkadaşlar. Ünlü ekonomist David Rosenberg'in Bitcoin'le alakalı bir deyim yerindeyse itirafı var. Şöyle ki, Bitcoin konusunda bilgisizliğinden dolayı bundan önceki dönemlerde çok büyük bir balon olduğunu ifade ettiğini söylemiş. Şöyle ki, devam etmiş açıklamalarına, şu anda Bitcoin'in birçok analistin olduğu gibi, birçok ekonomistin olduğu gibi beklentilerin çok üstünde hareket ettiğini ifade etmiş. Dolayısıyla bu anlamda bir yatırım aracı olarak yanıldıklarını aslına bakarsanız ifade ediyorlar. Halen daha kendisinin gold'u, yani altını Bitcoin yerine tercih ettiğini de ifade etmiş. Bunun sebebinin de, burası oldukça önemli, Bitcoin'i tam olarak anlayamaması olduğunu ifade etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu konuda şuna emin olun ki arkadaşlar, eğer Bitcoin'i anlayabildiyseniz, gerçek anlamda Bitcoin'in faydalarını, fonksiyonel değerini anlayabildiyseniz, bu dünyaca önemli birçok ekonomist gibi David Rosenberg'in de ve birçok ekonomisten de daha önde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.